Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda JP Morgan'ın yapmış olduğu 2021 yılı için altın tahmini var. Sizlerle birlikte bu altın tahminini inceleyeceğiz. JP Morgan'a göre arkadaşlar altın 2021 ve 2022 yıllarına doğru rekor üstüne rekor kıracak. Şimdi JP Morgan'ın bu yapmış olduğu açıklamayı teknik analiz şeklinde bizler de bir değerlendirelim. Bakalım teknik analiz sonucunda J.P. Morgan bu sonuca nasıl varmış olabilir sizlerle birlikte. Ee, biz de bunu teknik olarak bir incelemeye çalışalım arkadaşlar. J.P. Morgan'ın yapmış olduğu e, incelemeye göre arkadaşlar uzun vadeli bir inceleme yapmış J.P. Morgan. J.P. Morgan diyor ki e, altın fiyatları özellikle şurada 99 yılında başlayan ve yataş sürecini arkadaşlar şuradaki 2002 yılına kadar Sürdüren Ons altın fiyatları 2002'den sonra Bakın buradan 2002 itibariyle Bu ayrıca aylık çok uzun bazlı bir grafik arkadaşlar 2002 yılından sonra Şuradaki zirveye kadar Arkadaşlar Soluksuz yükselmiş Burada 2011 yılına kadar Soluksuz yükselmiş arkadaşlar Ons altın Şimdi JP Morgan diyor ki buradaki yükselişten sonra altın bir uzun vadeli düşüş sürecine girdi. 2011 yılından itibaren arkadaşlar altın şuradaki 2015 yılına kadar 4 senelik 5 senelik bir devamlı düşüş sürecine girmiş arkadaşlar. Bakın şuradan 2011 yılından tam 2015 yılına kadar 2016 yılına kadar. 5 yıllık bir düşüş sürecine girmiş. Şimdi J.P. Morgan iddiasına göre arkadaşlar altın buradan 2016 yılından beri e, bu rallesini devam ettiriyor ve bu ralli 2075 dolar civarlarını gören ons altında hala devam edecek e, şeklinde yorumu var. Asıl rallinin altında daha yeni başladığını ve bunun da devamının çok sert yukarı yönlü geleceği yönünde JP Morgan analistlerinin tahmini var. Şimdi JP Morgan'ın tahminini bizler de inceleyelim arkadaşlar. JP Morgan bu yargıya nasıl varmış olabilir? Biz de bunu bir inceleyelim. Öncelikle e, grafiğin üstüne bir Fibonacci atalım arkadaşlar. Bakalım uzun vadeli Fibonacci bize hangi rakamları gösterecek? Evet şöyle uzun vadeli bir Fibonacci attığımız zaman arkadaşlar grafiğin üzerine aylık grafiğin üzerine Evet şu an Şuradaki seviye Büyük bir ihtimal JP Morgan için Çok önemli bir seviye Yani 1900 seviyesi JP Morgan da buradaki 1900 seviyesini baz almış olabilir arkadaşlar kendisine 1894 seviyesi yani bu seviye altına e, ee, ons altının 2021 yılı içerisinde inmeyeceğini düşünmekte. Benim tahminim teknik açıdan bu yönde. Ayrıca şurada yine arkadaşlar bir nolu dalga, iki nolu dalga ve bunun da 3 nolu dalga şeklinde şuradaki 1800 93 seviyesini Altınoz'da ortalama baz olarak almış e, olabilirler. Ve e, bir başka ihtimalde gene buradaki yükseliş gene şu şekilde. 2300 dolarlar şeklinde bir analiz şekli düşünmüş olabilir. Ya da bir başka analiz biçimi de arkadaşlar şu şekilde şurada bir çanak oluşumu. Bakın şurada bir çanak oluşum var. Ve şuradan bir kulp yapıp bu çanağın derinliği kadar e, ons altında yukarı yönlü bir hareket e, JP Morgan analistleri tarafından bekleniyor olabilir. Bu çanak hareketi kadar bir hareket eğer yukarıya yönlü gerçekleşirse arkadaşlar buradaki hareket e, çok kuvvetli olur. Bu da ortalama baktığımız zaman buradaki altının yükselişi 1000 dolar seviyesinden 1900'lü seviyelere çizdiğimiz zaman arkadaşlar 900 dolarlık burada bir iğme var. Bu da altını takribi 3800 dolarlar seviyesine kadar yukarı yönlü uzun soluklu bir vadede götürebilecek bir oluşumu başlatabilir arkadaşlar. Özellikle şuradaki 3800 dolarlar seviyesi. Aynen Bitcoin'de yaşanan hareket gibi dijital parada yaşanan hareket gibi. E, JP Morgan teknik analizcileri de arkadaşlar e, şuradaki oluşumu çalışması durumunda veya çalışacağını düşündükleri için böyle bir analiz yapmış olabilirler. E, yaptıkları analiz mantıken geçerli mi? Evet mantıken bir geçerliliği var. Özellikle de altının onsunun şuradaki seviye üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar. 1890 1900 seviyeler üzerinde kalıp buradaki desteği kendine güçlendirebilirse JP Morgan'ın yapmış olduğu analizde tutabilir arkadaşlar. Ve özellikle şuradaki 2021 yılı için 2400 2380 2400 civarlarındaki oluşum 2021 yılı için JP Morgan'ın Beklentisi olan oluşum içerisinde olabilir. Daha uzun bazlı altının yükselişinin devam edeceğini düşünen JP Morgan'da da daha uzun bazlı da gene arkadaşlar 3800 4000 dolarlar seviyesi e, tahmini gerçekleşebilir arkadaşlar. Burada gördüğünüz uzun bazlı altın tahminine grafiğine göre arkadaşlar. JP Morgan'da tahminimce e, bu grafiği takip etmekte ee, bizler için bu oluşumu takip etmek gerekli mi Evet bizler için de e, bu oluşum önemli bir oluşum fakat çok sert bir oluşumdur. Ee, altının her 1890 1900 üzerinde kalışı aylık bazda bu seviye üzerinde kapanışlar yapması jp Morgan'ın tahmininde e, bizler için güçlü kılmakta arkadaşlar Şimdi altın onsunu gene kısa bazda incelediğimiz zaman arkadaşlar bizler için altın onsunda 1943 önemli dedik biz. Şu an kendi stratejimizde gittiğimiz zaman 1943 seviyesi önemli. 1943 üzeri altının her kalışı beklentimiz olan bizim de özellikle arkadaşlar 2020 dolar seviyesini altın 10'sunda e, güçlü bir seviye olarak e, takibini yapmamız gereken bir seviye olarak gözükmekte özellikle haftalık kapanışlarda 1943 rakamı takibimizde olacak 1943 üzerinde her kalışımız bizi altın ons tarafında e, 1943 onun üzerinde gene 1996 ve 2020 seviyelerindeki hedef noktasına doğru götürebilir 1943 Üzerinde tutunamaması halinde de arkadaşlar aşağıda gene 1893 seviyesi altın onsunda güçlü bir destek konumunu alacaktır. Bizler e, özellikle kısa vadede bu seviyeyi altın ons tarafında takipte kalabiliriz. Hemen gram altına da bakalım. Evet gram altın tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar gram altında gene e, özellikle aylık bazda e, dolar bazında Bizler için önemli seviyeler mevcut. Bu seviyeleri takipteyiz. 4 saatlik grafiğinde de baktığımız zaman şuradaki oluşum e, takibimizde özellikle 442 seviyesinde başlayan oluşum e, bu 463 seviyesini kırabilecek mi arkadaşlar? Burada bir e, 24 TL'lik bir hareketimiz var. E, bir de bu da bize e, özellikle yukarıda bu şekilde çizelim gram altını Evet Şuradaki bir oluşumuz mevcut Arkadaşlar burayı 455 bazında e, bir destek konumunda takip edecek olursak Arkadaşlar şurada bir 463 ve bu 463 direncini yukarı yönünde kırabilirsek dediğim gibi şurada bir 478 Hedefine doğru gram altında da kısa bazda hareketler görmemiz mümkün. Bu oluşumda 463 seviyesi çok önemli olacaktır arkadaşlar. Özellikle 463-455 aralığı gram altındaki hareketlerin devamı halinde şurada bir sıkışma yaşanabilir 463-460-459 aralığında. Eğer ki buradan bir 463'ü yukarı doğru da kırabilirsek arkadaşlar 478 ilk etapta takip etmemiz gereken önemli bir hedef noktası olarak gram altında da gözükmekte. Biz sizlerle birlikte bunu takipte kalacağız arkadaşlar. Özellikle altın yatırımcısı arkadaşların bu verdiğim seviyelere de dikkat etmesi önemli. Evet altınla ilgili bugünlük JP Morgan'ın yapmış olduğu tahmini biz de sizlerle birlikte burada analiz ettik. Yaptığımız hiçbir çalışma yatırım tavsiyesi olarak lütfen algılanmasın. Sadece kendi öngörülerimi ve teknik analizlerimi yansıtan bir çalışmadır. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.